Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine The Long Drive'dayız. En son biliyorsunuz otobüsümüzü toplamıştık. Yola çıkmıştık. Şöyle bir depoda durduk, bitirdik. Bugün buradan devam ediyoruz. Deponun her yerine zaten daha önceden bakmıştım ben. Bugün direkt buradan çıkış yapacağız. Hiç depoyla işimiz yok. Direkt çıkışımızı yapalım. Yollara düşelim. Evet, haydi bakalım. Bu arada bizim otobüse taktığımız su tankı, bu yeni gelen Amerikan aracı vardı bir tane, biliyorsunuz böyle yollarda durmayan bol süspansiyonlu. Onun su tankıymış. Yorumlarda yazan arkadaşları gördüm. Onun su tankı olduğu için, yani onun su tankı biraz büyükmüş sanırım. Otobüse o yüzden hararet yaptırmıyor diye yazan arkadaşlar olmuş. O zaman şansa iyi denk getirmişiz yani. Normal araba tankı, çünkü ben hararet yaptırır diye düşünerek taktım. Değişimli hani takarız diyordum. Birbirini takarım diyordum. Otobüsün kendi eski tankıyla. Ama hiç gerek kalmadı. Hararet yapmadık çünkü taktığımızdan beri. Yani iyi denk getirmişiz. Nasıl denk getirdik bilmiyorum ama iyi denk getirmişiz yani onu. Ama biz yine şöyle temizinden bir otobüse ait bir su tankı bulursak onunla değiştiririz muhakkak. Yapıştıralım gidelim. Bakalım bugün şöyle düzgün bir şeyler bulabilecek miyiz çevreden? Mazotumuz az ama şey, sadece bir bidon doldurduğum için. Aslında bir tane gemi bulup gemiye gidebiliriz ya. Bir tane gemiye denk getirirsem yakınlarda diyecektim. Gemi var sağımda. Şurada bir tane gemi vardı. O çok uzak. Şurada gemi var abi. Biz şuraya dönelim bir. Sağımı bir baktım, gemi. Orada muhtemelen bir dizel buluruz biz. Oradan direkt otobüsün deposunu fullleyelim. Diğerleri de yedek dursun. Çünkü otobüs sağlam mazot harcıyor. Biliyorsunuz daha önceden güncellemeyle bu mazot kullanımı vesaire iki katına çıkmıştı. Mesela otobüsü aldığımızdan beri ben az önce baktım. 20 litre bir tane bidonu boşaltmıştık içine. 20 litrenin yarısı gitmiş bile yani, öyle söyleyeyim. Peki bu gemi, hah şurada. Oha, gemilere bak. Arka arkaya. Amma çok gemi var. Bence burada tek seferde çıkar gibime geliyor ya. Burada tuvalet var. İhtiyacı olan varsa hemen yanaşalım. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılayalım. Gerçi çöl. Etraf bomboş. Yapın ortalık yeri, anasını satayım. Sanki otobüsün süspansiyonu böyle değildi. Sonradan şey yapmışlar bunu. Yenilemişler gibi. Oğlum amma çok gemi var. Her yerden gemi çıkıyor. Bu kadar yaylanmıyordu sanki ya. Bu arada şunlar koltukları sabitlenebiliyor musun? Sabitledim bunları. Şöyle depoda bir tane daha vardı, hatta bir tane daha aldım. Bunları sabitledim buraya. Yani bidonlar için de demişler. İşte böyle sepet buldukça bidonları da sabitlediği de. Yani bunun her biri bir bidon alır. O yüzden sabitlemeye gerek yok. Burada arkada takılsın bunlar. Çok önemli değil yani. Geçsinler arkada. Problem yok. Bakın. Oradan
11 litreyle falan çıktım. 8,5 litre kalmış bile. Az önce ilk başladığımız yerden, yani depodan 11 litreyle çıktım ben. Neyse buluruz şimdi dizel. Fulleyelim. Artık ne kadar çıkarsa bilmiyorum. Tabi çıkarsa. Bazen çıkmayabiliyor da. Sen tek başına ne yapayım bakayım. Amazot. Ne kadar? 52 litre. Güzel. Şimdi sürükleyebiliriz. Bir de düz götürebilirsek. Fulle baba. Fullenmez. 50 litre dolar. 280 litre çünkü bunun depo. Evet, bir taneyi doldurduk. Hadi gitsin o. Bunlara amazot. 14 litre daha. Oo, bizim açlığımız var. Biraz susuzluğumuz var ama açlığımız daha fazla. Hadi sen de git. Buradan bir yemek yiyelim ya. Şunu yiyelim mi? Bu sağlam dolduruyor. Birazcık susuzluk çektiriyor ama. Mazüt. 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 Boş. Masu. Otobüs kayıyor aşağı doğru. Gemiye doğru yaklaşıyor kaya kaya. ...75 litre oldu. Ama çok boş çıkıyor. ...25 litre daha. Koyalım da ondan sonra tekrar şey yaparız. Gel git yaparız. Doldururuz yani orada direkt. Aha 56 litre daha. Bugün konuşamıyorum. Oğlum niye yamuk gidiyor? Yamuk yamuk gidiyor. Variller gidiyor. Aşağı doğru kayıyorlar. Mazüt. Hani mazüt. Motor yağı. Son bir varil. Boş. Tamam. Şimdi şu bulduklarımızı dolduralım. Sonra bir uyuruz. Akşam oluyor. Gerçi yola çıkalım ondan sonra uyuyalım. Şimdi akşam olunca yol ışıkları yanacak. Daha rahat görürüz yolu. Yola çıkarken de direkt uyuruz.
Oo, bu bize baya baya uzun bir süre gider. Tamamdır. 157 litre mazütümüz var. Şurada bir kaydedelim. Şöyle kaydet diyelim abi. Bir de uyuyalım. Aa dur. Zaten uyuyamıyormuş. Uyumayalım. Yola çıkalım. Işıkları görmemiz lazım. Şöyle tepenin arkasından geldik. Evet, uzaklaştıralım. Işıkları görürüz. Değil mi? Şöyle geldik sanki. Geçenki bölümde işte yolu bulmak için şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye anlatmış. Şimdi ben kaybediyormuşum yolu. Olur mu olur vallahi. Şurada parlayan ışıklar var. Evet gördüm. Gördüm yolu. Şurada parlıyor ışıklar. Bakın. Şöyle yaklaştırayım. Işıklar göründü. Ya da biraz da gece gidelim ya. Hep gündüz gidiyoruz, hep gündüz gidiyoruz. Biraz da gece gidelim. Ha uzak, biraz böyle açıklarda loot alanı olursa göremeyiz ama olsun, sıkıntı yok. Biraz da gece sürmüş olalım. Karanlıkta da hakikaten hiçbir şey gözükmüyor. Oh, yokuş aşağı gidiyoruz vallahi yine. Otobüsü durdurmak biraz zor. Çok böyle aşırı hızlı gidemiyor ama zor duruyor. Evet, yarım depoyu biraz geçmiş doldurmuşuz. Doldurduk mazotu. Yarım depoyu birazcık geçmişiz. Işık sönmüş. Bak. Şimdi TB müzik koy otobüste öyle uzun yola gidelim diye yorum yazan arkadaşlar var da, şimdi şöyle, o dediğiniz müzikler olmaz. İşte Orhan Gencebay'mış bilmem neymiş falan, böyle arabesk müzikler diye yazan arkadaşlar olmuş ama o müzikler olmaz arkadaşlar. Çünkü telif var o müziklerde. O müzikleri açamıyoruz. Ha, telifsiz müzik olur. YouTube'un kendi müzikleri falan var. O tarz olur. Ya da benim kendi yaptığım müzikler var. Onları birleştirmek lazım ama önce. Hepsini bir uzun, böyle atıyorum bir saatlik bir müzik yapmak lazım. Yoksa müzikten müziğe geçerken, otomatik geçerken oyun donuyor, takılıyor bir anlık. Arabanın içindeki her şey uçuyor.
Sen kaza yapıyorsun. Önceki videolardan bilenler vardır zaten bunu. Kendi müziklerimi atıyordum. 10 dakikalık falan da onlar. 10 dakika bitince diğer müziği atlarken oyun donuyor. O yüzden onu böyle 1 saatlik falan yapmak gerekir. Bugün pek lottan yana şansımız yok herhalde ya. Hiç. Görünürde bir şey de yok. Öyle gidiyoruz. Şöyle trafik olsa aslında böyle arada sırada hiç değilse böyle karşıdan araçlar gelse ne bileyim yanımızdan geçse falan. Bir etkileşimimiz olmasın onlarla. Eyvallah ama onları görmek de güzel olur be. Böyle yanımızdan bir kamyon geçse, bir otobüs geçse falan. Güzel olur. O ne yeşil. Elektrik direği gibi bir şey mi var orada? Valla aydınlanamadı yalnız bir ha. Gündüzken hemen akşam oluyor. Akşamken bir türlü gündüz olamıyor. Hafif rampada bayılıyoruz. Bak. Hararetimiz çok güzel. Evet, güneş doğuyor yavaştan. Arkamızdan doğuyor. Evet. Otobüsün her şeyi normal. Bir teyip paslı. Böyle eski daha doğrusu. Bütün gece gittik. Bir tane loot göremedik ya da. Bir tane loot alanı be. Vallahi bir gemi var sadece sağda solda. Onları görüyorum. Ben loot alanı göremedim ya. Vallahi yok. De şurada çok uzakta bir köprü var. Aha. Aha restoran buldum. Vallahi restoran var. Restoran lütfu da iyi oluyor ha. Da şurada ileride de bir şey var. Vallahi bir şey yok, bir şey yok dedik. İki tane çıktı. Restoranın lütfu iyidir ha. Vallahi. Aha ne çıktı? Tanker gibi bir şey çıktı. Kamyonmuş. Ama boş tabi, hiçbir şey yok. Yağ var sadece. Her şey boş. Çıncık.
spreyimiz var. Ve otobüsün yanına koyacağım bu bulduklarımı. Sonra ayar çekeriz bunlara. Önce içten başlayacağım, sonra dışa. Şurada bir kayıt alalım. Kaydet diyelim. Şunu silelim. Şunu da silebiliriz artık. Evet, sevgili restoran. Amma çok şişe var ha. Mazüt, benzin. Silah var, boş. Motor yağı. Oo, fırça var. Güzel, bunları alırız. Şurada yemek var. Orada yemek durumumuz ne durumda bilmiyorum da. Ölmeyiz inşallah. Burada su vardır ya, buradan su. O 69 litre. Bidonları doldururuz. Boş bidonları. Bakayım. İyi, yemeğimiz çok düşmemiş. Şunları alalım. Şeye geçti dışarıdan ama. Burada ne var? Poh var. Kürek, ayna, altı patlar. Tavşan avı. Nersiniz lan? Çıkın ortaya. Son bir mermi. Tavşan kalmadı ortalıkta. Sıkmaya başlayınca. Mermi varmış. Püskevit. Şapkayı takalım kafamıza. Şunun üstüne çıkalım. Belki bir şeyler vardır üstünde. Lan oğlum. Heh, çıktım sonunda. Hiçbir şey de yokmuş. Şuraya bakalım. Motor. Şunları bir koyalım şuraya. Aa, mazot 15 litre hem de.
Bak 150 7 litre ile mi ne geldik biz oradan? Bayağı sağlam gidiyor ya artık. Yani bulduğunuzu doldurun abi. Bulduğunuzu doldurun. Kaçırmayın hiç. Bu arabada bir şey yok. Sepet falan aradım da sepet de yok ya. Otobüsü boyayalım mı? Turuncu. Tek taraftan boyanabilmesi güzel. Evet, bitti. Evet, artık otobüsümüz turuncu da değil, kırmızı oldu. Artık otobüsümüz kırmızı. Sepet bulamadım ya. Sepet bulaydım iyiydi. Şunu da bırakalım şuraya. Neyim var? Fırçam var. Fırçayı da şuraya bırakayım. Envanteri bir boşaltayım şöyle. Evet, tarak. Şuncuk. Şunları bir bırakalım. Su. Bak şu boş. Bidonlara envantere koyamıyoruz, o kötü. Suyu dolduramıyoruz bu sefer de. Nasıl dolduracağız? Yok abi. Nasıl dolduracağız bu suyu ya? Aynen. Şimdi oldu. Dolmayın, dolmayın. Zor dolayım. Bunlar açılmıyor. Niye yiyemiyorum ben? Ana. Yiyemiyorum. Yiyemiyorum şu anda. İlginç. Sepeti alayım. Şeyleri doldurayım diyecektim. Aa, bizim dur. Tekerlekler bak.
Valla spreyimiz var. Şu 3 kere sprey sık diyen arkadaşlar. 3 değil 4. Sık. 3 kere sık, bekle. Ondan sonra o şey oluyor falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani, haberiniz olsun. Şuralara fırça attık. Heh. Ana. Biraz daha fırçalayacağız onu. Sprayimiz bol. Sıkıntı yok da. Yanlış yere giriyorsun. Ha, lan. Arkaya gireceğim. Heh. Şöyle. Tamam. Lastiğimiz iyi. Bir de bununla uğraşalım. Lan ne oldu? Oğlum, yavrum evladım, bak arkaya takılacaksın arkaya. En arkaya git. Allah'ım. Lan nereye gidiyorsun? Fırla bitti. Bunu takmak da ayrı bir eziyet yalnız ha. Tamam. Ön lastik zaten iyi. Tamam, sıkıntı yok. Şu sepete doldurabildiklerimizi dolduralım. Benim hortumum var burada. Ne oldu lan? Ha, şeye bastık. Sesini kısalım şöyle. Tamam. Şu birdekine attım. Fırçayı şuraya aldım. Tamam. Şöyle dik sığar mı bu? Şöyle yapsak. Vallahi sığdı. Oldu.
Bunu da şuraya olmuyor mu öyle? Koydum. Olmuyormuş. Bu kadar sığdı. Tamam, sıkıntı yok. Buna da razıyız. Şimdi bunu şuraya. Sabitledik, tamam. Gerisini otobüse atacağız abi. Noli. Şöyle. Abi açtığımız gitti. Ama ben bunu... muhtemelen bizim tuvalet ihtiyacımız var. Hemen karşılayalım. O yüzden yemek yiyemiyoruz biz. Oranın ışığı. Abi ya, şişmişiz, şuna bak. Ha gayret. Yani bütün boşaltım sistemini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Hallettik tuvalet işini. Amma yükseltti tuvaleti. Şimdi şuradan su içeceğim. Lavabonun içine şöyle girebiliyoruz. Tamam. Tabi bizim tuvalet ihtiyacı yine şey oldu. Şöyle yürüye yürüye yapalım ha. Tamam. Pislik bir karakter. Aslında kardeşim bu pislik değil. Her insanın yaptığı şey. Hiç kimse sanki hiç hayatında yapmıyormuş gibi davranmasın lütfen. Her insan yapıyor sonuçta bunu. Evet, uyuyalım. Yolumuza çıkalım, diğer loot alanına gidelim bir de. Orada da bitiririz. Evet, kalan eden düşen bir şeyimiz yok. Şurada ileride bir tane daha görmüştük. Oraya gidelim, orada bitiririz. Yol üstünde miydi yoksa açıklıkta bir yerde miydi? Onu bilemiyorum. Şimdi giderken görürüz herhalde. Deli karakter. Oğlum ne o? Ha, benzinlik. Olur olur. Olur. Böyle gidelim. Yani restoranda bitirebilirdik aslında. Burada da bitirsek olur, sıkıntı yok. Böyle döndürelim otobüsü.
Evet, güzel. Malzemeler var. Benzin var. Biz onu yanımıza alalım. Der ki bir itibar edin, geçiririm oradan. Arka kapıyı dıştan açamadığımız için. Karışık. 56 litre mazot daha. Ey maşallah. İyi yavrum ey. Doldur baba, doldur. Oh, 56 litre daha bulduk. Arkamıza bakmayız artık otobüste. Çok gidiyor yakıt. İnanılmaz yakıt gidiyor. 219 litremiz var şu anda. Kuyuda buzdolabı var. Aman abi düşmeyelim. Bazen bug'da kalıyoruz öyle. Kuyuda. Sıkıntı çekiyoruz çok. Bidonlara bak. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Güzel güzel. Bugün bir şey çıkmayacak diyordum ama güzel oldu. Oğlum ben bu lastiği parlattım değil mi? Güneş yansımasından dolayı herhalde biraz garip duruyor. Evet, güneşten dolayı duruyor. Yo, biz bu lastiği parlatmamışız ki ya. Neyse, sonra hallederiz artık, ne yapalım. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir bölümdü bence. Gemiymiş. Restoranı bulmamız güzel olur. Restoran bayağı bir bize işte parlatmak için, ne bileyim, fırçalamak için, cilalamak için falan böyle güzel malzemeler çıkarttı. Bir de otobüsümüzü kırmızıya boyadık. Gayet iyi oldu bence. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.